ben sözlerimin başında ifade etmek istiyorum. Yerel yöneticilerimizden bu hususlara hatırlamaları için bu çalışma yürütülüyor. Bu çerçevede anketler yaptırdık. Kamuoyunun yerel yönetimlerle ilgili düşüncesini anlamaya ve almaya çalıştık. Doğrusunu isterseniz hiç de hoşumuza gitmeyen, içimizi ısıtmayan sonuçlarla karşılaştık. Vatandaşa soruluyor, yerel yönetimlerde yolsuzluk olur mu? Çok büyük bir oranda evet olur algısı var. Biz çıkan sonuçlar kadar yerel yönetimlerimizin kötü çalıştığını, yanlış işler yaptıklarını inanmıyoruz. Yok mudur? Elbette vardır ama çıkan sonuçlar oranında yoktur diye düşünüyoruz. Yahut öyle düşünmek istiyoruz. Çünkü gerçekten kayırmacılık var mı diye soruyoruz, vatandaşa soruluyor. Çok yüksek oranda, yüksek oran dediğim %90'ın üzerlerinde olumsuz cevaplar vatandaştan geliyor. O zaman hep beraber bir taraftan bizim gibi bu işle uğraşan gruplar, öte taraftan kamunun hemen hemen her yerinde yerleşik bulunan etik kurulların gayretleriyle ama hepsinden önemlisi iradenin gerçek sahibi olan vatandaşımızın, halkımızın bu işi takipçiliğiyle sonuç alabiliriz diye düşünmekteyiz. Bu projeyi 2001 yılının sonunda yahut 2022 yılının başında bitirmiş olacağız. İnşallah bitirdiğimiz zaman daha güzel bir Türkiye meydana gelecektir. O kadar kâr dedi şimdi. Yani %100 dünyanın hiçbir yerinde herhalde bu başarılamadı. İnsan unsurunun olduğu her yerde maalesef bunlar olur. Yani ben kendi şahsi olarak söylüyorum, kendi siyasi hayatımda düşünüyorum. Bir sürü haksızlıklara sebep olmuşuz. Nasıl olmuşuz? Bir sınava birisi giriyor. Bir yakınınız geliyor işte benim oğlum, benim kızım bu sınava giriyor, bu kazansın diyor. Siz de işte o yakınlıktan dolayı onu kıramıyorsunuz, söylüyorsunuz. Ama yani birinin hakkını yiyoruz. Allah bize siyasetçileri affetsin. Hesabımız var ya. Onların karşılığının oy olduğuna da hiç inanmıyorum. Yani vatandaş kendi vicdanına uymayan bir kararı ne yaparsanız yapın, kızını da işe alsanız, oğlunu da alsanız bu kanaati bana göre değişmez. Değişiklik anlayışını Diyarbakır'dan bahsediyor. Evet. Evet. Bu süregelen bir belediyecilik anlayışı mı yoksa kayyumdan önce sonra bir anlayış var mı? Şimdi kayyum boyutunu ben değerlendiremem ama orada olan tablo gurur verici bir tablo. Eski Diyarbakır muhteşem olmuş. Onarılmış her taraf. O yıkılan yerlerin hepsi onarılmış. Pırıl pırıl olmuş hepsi. Yeni Diyarbakır alabildiğine bulvarların yer aldığı bir şehir olmuş. Modern bir şehir. Hatta en son Sayın Cumhurbaşkanı Diyarbakır'a gidince gece orada yürüyüş yapmış bir kilometre kadar. Şehir, valinin ifadesine göre bizim emniyetçiler çok telaşlandılar. Ama gençler bırakmadı Cumhurbaşkanı'nı. Yani boydan boya bulvarda yürüyüş yaptığından Cumhurbaşkanı da çok mutlu. Yani fırsatı olan arkadaşların orayı görmesini isterim. Erzurum da öyle aşağı yukarı. Başkanım, bir şey sormak istiyorum. Bu süreç içerisinde anketler yaptığınızı söyle.